Evet, Darılmazlar Çiftliği'nde ahırın içindeyiz. Tevfik Bey bize ahırla ilgili bilgiler verecek. Tevfik Bey, anlatır mısınız? Ne kadar kapasiteli bir ahırdayız? Şu anda 120 başlık bir ahırdayız. Ahırımızda yataklı kilit sistemi, sıyrık sistemi, bunlar mevcut. İşte kaşa sistemi, otomatik sulukları, bunların hepsi mevcut şu an ahırımızda. Duraklar görüyorum. Bu durakların özelliğini anlatır mısınız? Yani bunun bir standardı var mıdır? Bizim tercihimiz de mastis. En başta mastis. Yani hayvanları kauçuğun üstünde, tabii. Çünkü biz görüyoruz samanın üstünde, evet. Toprağın üstünde, hatta ve hatta kuru atın yani gübrenin üstünde yatıranlar bile var. Siz niye kauçuk yatakta yatırıyorsunuz? Şimdi kauçuk yatak tercihimizden bir tanesi en başta biz mastis. Mastisi engellemek için de. Artı işte her taraf tek tek hayvana özel bir oda gibi oldu bu. Bu özel odalarda rahat olsunlar istedik. Tabii sıyırgı sistemi vardı. Burada da üzerlerinin kirlenmemesini istedik. Neticesinde bunlar bizim çocuklarımız. Biz de çocuklarımıza iyi bakmak zorundayız. Yani siz ona iyi bakarsanız tabii, o da size iyi bakar. Tabii muhakkak ki. Peki sıyırma sistemini zincirli tip almışsınız. Yani neden özellikle bunu seçtiniz? Zincirli sistemi seçmemizdeki donduğundan, diğer bir sistem kış iklim şartları çok soğuk olduğundan bizim buralarda. Onun da arkadaşlar donacağını, sıkıntı çekeceğimi söylüyor. Şu an itibariyle de zincirli çalışıyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan da devam edeceğiz yani. Evet Tevfik Bey, arkamızda bir kontrol paneli var. Anlatır mısınız bu panel neyin paneli ve ne iş yapar? Bu panel sıyırgı sistemimizin panelidir. Bu panel bizim ahırımızın uzunluğu 57 metredir. 57 metre bir zinciri, sıyırgıyı, pisliği bu çeken bir panel. İstediğiniz tabi bunu uzatabiliyorsunuz. Bu sizin elinizde. Bizim ahırımız 57 metre. Aynı zamanda bunu biz tek tuştan da çalıştırabiliyoruz. Veya herhangi bir arıza konumunda manuel olarak çalıştırabiliyorsunuz. Programlayabiliyorsunuz tabii galiba. İstediğiniz şekilde programlayıp otomatik olarak kendi çalışıyor. İstediğiniz saate ayarlıyorsunuz. O saatte kendi otomatik olarak çalışıyor. Kendi otomatik olarak duruyor. Peki. Akıllı yani. Sağ olun. Teşekkürler. Sıyırma sisteminin motoru arkamızda çalışıyor. Tevfik Bey bize bu sistemin çok önemli bir özelliğini anlatacak. Efendim nedir bu sistemin esas evet. özelliklerinden biri? Şimdi bir önceki bahsettiğimiz panelden, o panel direkt bu arkamızdaki kasnak kayıştan zincirle çalışan, artı burada 4 tane bizim kasnağımız var. Bu hepsi buraya bağlı. Artı sensörler var. Bu sensörlerde bu sıyırgı çalıştığında önüne bir hayvan mı düşmüş veyahut da bir zora mı gelmiş, o esnada durdurmak için. Hayvanı, olay ki bir hayvan sakatlandı, bundan kimsenin haberi olmadı. Sıyırgı geldi, vurdu. Otomatik olarak bu kendisi duruyor. İşte şu an bulunduğumuz yer pozitif çukurumuz. Bu sıyırgı getiriyor, bunu buraya atıyor. Bu çukurda tabii, depoda birikiyor. Tabii. O sensör çalışmasa hayvanı getirip bunun içerisine atacak. Tabii. Onun için o sensör çok önemli bu olay. O sensör işte zora geldiği zaman duruyor. Biz burada bu biriktirmiş olduğumuz bu sıyırma sistemini toplamış olduğu biriktirmiş olduğumuz bu pozitif çukurundaki bu pislikleri, bu gördüğünüz arka tarafımızda bir mısır tarlamız var. Sılajlık mısır. Kendimiz yetiştiriyoruz. Direkt orada kullanıyoruz. İşte, dolayısıyla hayvanın hiçbir şey ziyan olmuyor aslında. Kesinlikle efendim. Sütler de ziyan olmasın. Sütleri de ziyan etmeyelim. Yani, süt hayvanlarını da ziyan etmeyelim yani, diyelim. Yani zaten süt ziyan oldu mu hayvanlar ziyan oluyor. Bunu geçmiş tarihlerde yaşadık, gördük. Onun için millet olarak, devlet olarak sahip çıkalım. Peki efendim. Sahip çıkalım efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.